tekrar topraklarını açıyoruz. Yumurtaları alıyoruz içine. Böyle paket halinde bırakıyor yumurtaları. Yaklaşık 50, 70, 80 yumurta var. Bunlar çıkan yavrular, oluşan yumurtalar. Şu da yiyeceğim. Şimdi besinlerini, kendi kabuklarını yedikten sonra burada büyüdükten sonra zaten bu tavana yapışıyorlar. Daha sonra seraya götürüp büyütmeye başlıyoruz. Burada tabii yabani turp ekili. Salyangoz yetiştiriciliği hem Emre Hoca'nın hem bizim çok uzun yıllardır hayalimiz. Yani bilimsel anlamda araştırıyoruz ama ülkemizde de ekonomik neler yapabiliriz? O arayışa başladık. Yaklaşık 4 yıldır bu tip fizibilite çalışmalarını yapıyoruz. En büyük sıkıntımız biliyorsunuz iç tüketimimiz yok. Yani bunu Türkiye'de yani bizim meslek kurucumuzun dayanarak o şekilde bir yorumlamayla bizim Sünni Türkler olarak yemiyoruz ama çevremizde diğer Müslüman ülkeleri bunu tüketiyor. Zaten Avrupa'sı komple tüketiyor. Çok değerli bir besin. Yani özellikle son yıllarda Afrika'da açlığa karşı ciddi bir faunun desteklediği salyangoz çiftlikleri kuruluyor. Çünkü balık eti kadar lezzetli eti var bunun. Esansiyel aminoasitler bakımından zengin ve böyle olunca yani insanın yiyebileceği çok değerli bir gıda. Yani Avrupa'da Afrika'daki açlığa muhtemelen salyangozla çözüm yolu bulmaya çalışıyorlar. Hani ülkemize de bu ekstra bir gelir kaynağı olarak olabilir. Yani en kaba hesapla şöyle bir az önce bir hesap yaptık. Bizim hayalimiz bu. Yani rektör hocamızın da projesinin amacı bu. Biz 100 aileye 5'er ton ürettirebilirsek 500 bin kilo. 4 euroya satılıyor bunun ham halde. Yani 200 bin euro bir yıllık getirisi olabiliyor bunun. Diğer bir sıkıntımız mevzuattan büyük sıkıntı çekiyoruz. Tarım Bakanlığı'na göre veya genel tarım anlayışına göre bu bir su ürünleri. Yani karasal canlı olmasına rağmen su ürünleri bağlamında değerlendiriliyor. Yani su ürünleri muamelesi görüyor. Veyahut da karasal yaşadığı için de kara hayvanı muamelesi görüyor. Yani balıkmış gibi ya da bir ne bileyim keçiymiş gibi muamele görüyor. Bunun arasında mevzuata sıkıştığı için bir üretici 1 yıla 3 yıl arasında mevzuata takılıyor. Yani büyük sıkıntı. Yani şimdi kimse 1 yıl dayanamaz gerçekten. 3 yıl hiçbir şey getirmeden sadece mevzuatla uğraşmaya hakikaten dayanamıyor insanlar. Ve birçok insan buna başladı ama bitiremedi. Üniversitemiz hayvancılık alanında pilot üniversitelerden bir tanesi. Bu kapsamda, bu hayvancılık projesi kapsamında üniversitemize bir salyangoz çiftliği kurduk. Halihazırda zaten 4 yıldır çalışmalarımız yürüyordu. Son 2 yıldır da proje kapsamında 200 metrekare kuluçkahane, 200 metrekarede sera olmak üzere kompakt bir salyangoz çiftliği kurduk. Bu çiftlikte son 2 yıldır üretimlerimiz devam etmekte. Bu üretimde burada amacımız insanlara danışmanlık hizmeti, çiftçilere bu işin nasıl yapıldığını öğretmek. İlk etapta. Projemiz kapsamında şu anda Burdurlu 3 çiftçimize destek verdik. Yavru ve yem desteği sağladık. Şu anda onların üretimleri devam ediyor. Bu sene projemizi tekrar Burdurlu çiftçilere destek vereceğiz yine. Türkiye genelinde de 10'dan fazla şu an kurmuş ya da kurmak üzere olan ciddi bu işi yapacak
çiftçiyle şu an görüşüyoruz. Tabii yapmak isteyen de yüzlerce kişi var.